Senin sorularından gidelim. Sen sordun hangi oyuncuyu iyi beğendin? Yani beğendiniz diye. Farklı farklı isimler var. Emin Bayram diyenler var. Ek olarak isimlere bakıyorum. Boye diyen var ki Boye'yi ben de beğendim. Boye gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ve Boye'nin oynadığı oyun. Bir de şunu da soranlar vardı. Sen az önce ekrana getirdin. Boye'nin geleceğini olacak şeklinde. Şunu söyleyelim. Boye çok yüksek bir ihtimal Galatasaray'da kalacak arkadaşlar. E, bunu da aktaralım. Çünkü e, oyuncuya verilen teklifler 12 milyon euro civarlarında olduğu için Galatasaray bu tekliflere göndermek istemiyor. Oyuncu. Çok sıcak değildi Galatasaray. Çok sıcak değil. O yüzden de boya de gitme konusunda böyle bir illaki gideceğim kafasında olmadığı için de Boye çok yüksek ihtimal kalacak. Onu Hatta söyleyelim. şu bilgiyi verelim abi Boye konusunda. Muhtemelen e, bir sözleşme iyileştirmesi de yapılacak Boye için. Çünkü aldığı maaş hala takımın geri kalanından biraz aşağıda hatta 4 katını istiyor diye bir söylem var. Evet. Murat aldığı paranın 4 katını istiyor şeklinde bir söylem var. Çünkü Icardi ile alakalı süreç bitti. Icardi artık Galatasaray'ın futbolcusu ve Icardi'nin alacağı paralar 10 milyon eurolara yaklaştığı için bazı oyuncular doğal olarak kendi bütçelerini ya da kendi maaşları geride kaldığını düşündükleri için yukarıya çekmeye çalışıyorlar alacakları parayı. E, Boya da bunlardan bir tanesi ve Galatasaray'da muhtemelen e, bu konuda biraz bonkör davranacak çünkü Boya'yı kaçırmak da istemiyor. Eee Evet mesela Nehir e, Ezoşen yazmış. boya 450 bin euro olan maaşını Dubois seviyelerine yani 1.8'e çıkarırsanız devam edebilirim demiş. Yani şu, birincisi şu 450 bin euro çok az boya seviyesi için. O yüzden de bu rakam muhtemelen e, 4 kat dediğimiz o 1.6'lara 1.8'e yani Dubois seviyelerine çıkacak gibi gözüküyor. E, şunu ekleyeyim abi zaten şu anda ekranda da haberi var. Galatasaray'ın 1.2 milyon euro önerdiği söyleniyor. Bu da bence... Saşa Sasha Boyu için gayet makul bir ücret. Evet. Futbol Plus YouTube kanalında canlı yayındayız. Murat Köten de birlikte eş zamanla Facebook'ta, Twitch'te, Twitter'da, TikTok'ta da yayınlarımız sürüyor. O yüzden bizleri herhangi birinden, herhangi bir platformdan şu anda izleyebilirsiniz ki e, izliyorsunuz da çok teşekkürler herkese. Onu da aktarmış olalım. E, ve videoyu da beğenirseniz eğer daha fazla Galatasaray taraftarının önüne içeriğin ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bu da bu anlamda çok önemli. Sizleri videoyu beğenmeye de davet etmiş olalım, Murat. Evet, şimdi Saşa Boyin aslında durumu biraz bu şekilde. Galatasaray bir yeni sözleşme önerme durumunda muhtemelen de takımda kalacak gibi duruyor. Diğer bir habere de geçeceğim abi. Şimdi gazetedeki Galatasaray'ın yani uzun zamandır zaten işte forvet Icardi, raşitsa ise para hep konuşuyoruz. Sol bek için de Ancelino artık yani bitti bitiyor diyebiliriz. Sırada artık ona geldi. Icardi'yi bitiren Aslan İspanyol Solbek için geri sayıma geçti. Bonuslarla 9 milyon euro önerilen 26 yaşındaki oyuncu bir kez daha Galatasaray'da oynamak istiyorum dedi. Leipzig'le arada az fark kaldı diye bir haber var. Ve şunu da ekleyelim. Yani oyuncuya sadece Galatasaray'ın değil Avrupa'nın farklı kulüplerinden de ilgi olduğu biliniyor, söyleniyor. Hatta teklif düzeyinde olduğu söyleniyor. Ama Angelino'nun Galatasaray'da oynama isteği var. Bu konuda da şöyle bir söylenti var. Yani bunu bilgi diyemiyorum ama Juan Mata'nın da devrede olduğu söyleniyor abi. İspanyol olduğu için evet. Galatasaray'a bu konuda da yardım ediyor Mata. Birincisi Mata Galatasaray'dan iyi ayrıldı. Yani Galatasaray'dan önemli bir referans. Ve Mata gibi bir yıldız isimden de bazı oyuncuların referans alması çok normal. Angelino'da bunlardan bir tanesi. İspanyol bir sol bekten bahsediyoruz. Juan Mata'ya da gidip de Galatasaray'da ortam nasıl? Maaşlar ödeniyor mu? taraftar nasıl diye sormasa çok normaldir. Angelino, Yavuz Bey'in söylemine katılıyorum. Bir klas oyuncudur. Klas bir topçudur. Ve bugün onun istediği rakam 2,5 milyon euro civarlarında bir maaştan bahsediyoruz. Galatasaray, Angelino'ya bu rakamların biraz daha altını vermek için bir çaba harcıyor. Ama şöyle de bir hedef var Galatasaray'ın. Şunun farkında. Angelino'ya bu rakamı verince boya ya zam yapmak zorunda Galatasaray. Zam yapmak zorunda. Yani. Çünkü emsali ve diğer tarafta oynayan oyuncusu. Yani birine bu rakamları oynatırken boyayı 450 bin euro bırakamazsınız. Bunun da farkında. O yüzden de bunun da bir mücadelesini veriyor Galatasaray. Ve bu anlaşma çok yüksek bir olasılıkla orta yolda buluş olarak bitecek gibi gözüküyor. Akşam da bu arada bir izleyenimiz yazmış. Onu da söyleyelim. Galatasaray'ın rakibi belli oluyor Murat. Evet. Şutruga Zalgiris-Vilnius karşılaşması. Bu akşam e, kimler hangi takımı Galatasaray'ın rakibi olarak görmek ister? Ben de bunu sormuş olayım. Birisi e, Kuzey Makedonya ekibi Struga, Struga. Bir diğeri de Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius. Kimi karşısında görmek istersiniz Galatasaray'ın yorumlarınızı yapabilirsiniz. Yani Zalgiris'in böyle bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum abi. Ben biraz daha favori durumundalar. hani muhtemelen de onların geleceğini düşünüyorum ama yani Galatasaray için yani ikisinin de bence çok farkı olmamalı. Galatasaray yani bu turu zorlanmadan geçmek zorunda bence. Çünkü bu kadro kalitesine bakarsam Icardi olmasa bile işte hazırlık maçında da izledik son olarak Zaniolo gibi yani dünya klasında bir oyuncuya sahipsiniz. İşte orta sahanızda Torreira var, Sergio Oliveira var. Yani bu turları artık geçmeniz gerekiyor. Erdem Bey'in yorumu çok dikkatimi çekti. Erdem Ardıç yazmış. Torreira'nın yanına top çıkartacak adam lazım ve yerli demiş ama ya Torreira'nın yanına top çıkartacak adam Leandro Paredes gibi duruyor. Evet yerli değil. Parades ismi. Çünkü şöyle bir şey var Erdem Bey. E, yerli statüsünde o bölgede Şampiyonlar Ligi'nde Oliveira'dan daha da iyi evet. performans sergileyecek bir oyuncu benim gözümde canlanmıyor Murat. Bilmiyorum sen de var mı bu konuda bir fikrin ama yabancı olarak Parades o bölgeye direkt olarak oturabilir. Direkt olarak performans verebilir. Galatasaray da bunun farkında olduğu için o bölgeyi biraz daha Parades'e zorluyor zaten. Yani e sen de söylediğin gibi abi özellikle Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir orta saha oyuncusu işte İlkay Gündoğan vardı mesela hani onun da zaten olmayacağını düşünürsek oraya evet. o seviyelerde oyuncu bulmak çok kolay değil. Suat Serdar ismi zaman zaman gündeme geldi. Şimdi biraz daha ön taraf oyuncusu olsa bile Kerem Demirbay ismi yine konuşuluyor. Hatta bir izleyicimiz de yazmış. Nehir Ezoşan "Kaleye transfer Kerem Demirbay transferine bağlı olabilir." demiş. Yani burada yerli dengesinden dolayı mı böyle yazmış anlayamadım Belki ama de. evet yerli Kerem günal de Güvenç. çok güvenç. bir oyuncu. Evet, Günay Güvenç ismi için Galatasaray artık son görüşmelerini yapıyor. Çok yüksek bir ihtimal Günay Güvenç Galatasaray'ın kadrosuna katılacak. Ama Mustar'a varken yerli kontenjanında güneye ne kadar zaman gelir, ne kadar sıra gelir ondan da çok emin değiliz. O yüzden yerli kontenjanı konusunda Galatasaray'ın ilk arzuladığı şey kuralın 9 Artik'e dönmesi. Bununla alakalı temaslar zaten var. Ee, onu söyleyelim Kulüpler Birliği Vakfı toplantıları federasyonla görüşmeler devam ediyor ee, olursa eğer 9 artı 2 Galatasaray Abdülkerim ve Kerem Aktürkoğlu ile çok rahat bir şekilde artı ikisini tamamlamış olacak olması gereken de maksimum yabancı sayısıdır onu da söylemiş olayım evet şimdi Sedat Akgül sahasından tren geçen takım gelmesin demiş ama sanırım iki takımın da sahasından tren geçmiyor, tren geçmiyor. O, Evet. o video biraz böyle viral olmuştu rakipler açıklanınca Aynen. Doğru o değil. tamamen farklı bir takımın sahası bu arada biz burada e, Kuzey Makedonya Amili takımının iletişim direktörü dostumuzu yayına aldığımız zaman e, kendisi Şuturga ile Zalgiris Vilnius'u karşılaştırdığında Zalgiris Vilnius'u Makedon ekibinden çok daha iyi noktalarda olduğunu söylemişti zaten. Biz de burada ekrana grafikleriyle getirmiştik. Ben biraz daha Şuturga tarafındayım Murat. Gelecekse Şuturga gelsin. E, Kuzey ülkeleri bize hep ters geliyor. Hem milli evet, takımda kesinlikle. hem de e, kulüp takımlarında bunun Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'si yok. Her takıma gerçekten kuzey ülkesi takımları zor geliyor. Çünkü bunun bir sebebi de e, ligleri devam ediyor adamların. Çok hazırlar.